Merhaba Üsküdar. Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler ve bizi ekran başında izleyen kıymetli Üsküdarlı komşularımız. Her birinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün ülkemizin özgürlük mücadelesinde aldığı en kıymetli ödülü birlikte kutlamak için bir aradayız. İyi ki bir aradayız, hoş geldiniz. İyi ki bir aradayız dedim. Çünkü son zamanlarda canımızı çok yakan bazı haberler aldık. Evet, burada Cumhuriyet'i kutlayacağız birazdan ama bunlara değinmeden geçemedim. Özellikle biliyorsunuz TUSAŞ'ta hain bir terör saldırısı yaşadık ve 5 canımızı şehit verdik. Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor ve ailelerine başsağlığı diliyoruz. Ve diyoruz ki ve biliyoruz ki bize, vatanımıza, bayrağımıza, cumhuriyetimize kastetmek isteyenlere karşı hiç olmadığı kadar güçlü bir şekilde duracağız. Henüz narinin yasını tutarken yeni doğan çetesinin sadece para için küçücük bebeklere kıydığını öğrendik. Bu haber benim canımı çok acıttı. Eminim sizinkileri de öyle. Ve pek çok acı gibi bu da geçer diyemiyorum. Demeyelim lütfen. Bu konuyla ilgili sevgili gençler, siz de buradayken, size de bu kadar güvenirken özellikle buna değinmek istedim. Tüm yetkilileri en yüksek vicdan ve merhamet duygularıyla bu olayların bir daha yaşanmaması için gereğini yapmaya davet ediyoruz. Bunu canı gönülden talep ediyoruz ve şunu da söylüyoruz ki bunun takipçisi oluyoruz. Ve bu yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen asla vazgeçmiyoruz. Neden? Çünkü biz gücümüzü nereden alıyoruz? Cumhuriyetten. Ülkemizin ve cumhuriyetimizin tüm değerlerini dimdik ayakta durarak birlikte savunacağız. Sahipsiz canların, çocukların, kadınların gördüğü şiddete karşı sesimizi hep birlikte yükselttik. Çünkü Üsküdar yaşatmaktan yana. Çünkü Üsküdar özgürlükten yana. Çünkü Üsküdar bağımsızlıktan yana. Üsküdar'ın asil ve güçlü insanları. Hepinize desteğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi gelelim tam 101 yıl öncesine. Bizi burada toplayan iradeye. Kahramanlarımız tam 101 yıl önce bugün Cumhuriyeti kurdu. Vatan sevgisiyle. Aynı bizim şu anda içimizde olan, büyüttüğümüz, birlikte oldukça da büyüteceğimiz vatan sevgisiyle. Cumhuriyet hepimizin çok iyi bildiği gibi özgürlük demek. Cumhuriyet saygıyla, sevgiyle, anlayışla yönetmek ve yönetilmek demek. Cumhuriyet hep beraberce birlikte huzur içinde yaşamak demek. Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünde özgürlüğümüz için canlarını feda eden başta ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını ve tüm kahramanlarımızı saygıyla, sevgiyle, minnetle ve özlemle anıyoruz. Bizler Cumhuriyet'in ta kendisiyiz. Bizler bu toprakların bağımsızlığı için atılan her adımın, dökülen her kanın bir parçasıyız. Cumhuriyet sadece tarihi bir olay değil, her gün savunduğumuz, güç aldığımız, geleceğe taşıdığımız bir değer. Umudun, kararlılığın, zaferin ve adanmışlığın en güzel sözü neydi? Ne demişti atamız? Geldikleri gibi. Bir daha diyelim mi? Geldikleri gibi giderler. Ve biliyoruz ki ve inanıyoruz ki
Bize esaret yakışmaz. Bize umutsuzluk yakışmaz. Bize vazgeçmek de yakışmaz. Bağımsızlık ateşinin ilk duraklarından olan Üsküdar'da, Cumhuriyet sayesinde karşınızda duran bir Türk kadını olarak diyorum ki, Cumhuriyet'in ışığında Üsküdar'ın geleceğini hep birlikte var edeceğiz. Sesleri duyulmayanların sesi olmaya, birleştirmeye, güzelleştirmeye devam edeceğiz. Durmayacağız, dinlenmeyeceğiz ve asla vazgeçmeyeceğiz. Birlikte aydınlık yarınlara yürüyeceğiz. Gelecek güzel günlere tıpkı atalarımız gibi bizim de inancımız var. Türk gencine güvenimiz var. Vatan aşkımız, hizmet tutkumuz, umudumuz var. Cumhuriyet ışığımız, Cumhuriyet kutsalımız. Onu hep var etme isteğimiz var. Birlikte yapacak büyük işlerimiz var. Cumhuriyetimizin 101. yılında bu büyük mirası geleceğe taşıma sözünü veriyoruz. Veriyor muyuz? Cumhuriyeti geleceğe taşıma sözü veriyor muyuz? Harika. Hepimiz bu bayrak altında eşitiz. Hepimiz bu bayrak altında eşitiz. Hepimiz bu vatanın geleceğinden sorumluyuz. Cumhuriyet bizimle, biz Cumhuriyet'le varız. Bayramımız kutlu olsun. Evet, değerli başkanımıza çok teşekkür ediyoruz bu anlamlı konuşmaları için. Efendim, çok coşkulu bir kalabalık var. Her özel günde, her bayramda olduğu gibi arkadaşlarımızın enerjisi bir an olsun durmuyor. Ve duman içinde hazırlar galiba. Evet, tekrar soralım mı? Duman için hazır mıyız? Efendim, ben sizleri sahnemizden uğurlamadan Duman ekibini buraya davet edeceğim. Harika. Beraber karşılayacağız. Evet, coşkulu bekleyiş sürüyor. Heyecanımız burada çok yüksek. Her zaman olduğu gibi. Evet, gerçekten şu anda. Arkadaşlar, Duman için hazır mıyız? Başkanım, sizler de burada bizlerle aynı sahneyi paylaşıyorsunuz. Her zaman bizi yalnız bırakmıyorsunuz. Emeğiniz için, katkınız için, her şey için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Değerli başkanım için kocaman bir alkış duyabilir miyim? Evet, artık beklenen an geldi. Hazır mıyız? Duman için hazır mıyız? Hazırsak coşkulu alkışlarla Duman geliyor. Arkadaşlar, bir gürültü duyabilir miyiz? Evet, değerli başkanımız bizlerle ve bir çiçek takdiminde bulunacak. Efsane Duman için bir alkış diyelim. Evet, artık tabii ki daha fazla uzatmayacağız. Sizi bu hasrete bir an önce kavuşturacağız ama hem geldiğiniz için öncelikle Duman'a, uzundur zannediyorum Üsküdar sahnesinde yoklardı. Hem geldiğiniz için, size bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben de dinleyeceğim keyifle. Evet, çiçek takdimini gerçekleştiriyoruz. Evet, işte gerçekten çok güzel bir görüntü. Duman Üsküdar'da ve kıymetli başkanımız da bu harika karenin içerisinde yerini aldı. Çok coşkulu bir alkış duyalım. Değerli başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar, Duman için hazır mıyız? Duman bizlerle. Thank you.
İyi akşamlar arkadaşlar. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Çok güzel bir akşam. Çok güzelsiniz. Üsküdar'da olmak çok güzel. Çok sağ olun.